Hayırlı olsun. Fıtı fıtı. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet. Sadi. Oğlum bunlar bir yanlışlık var diyorlar. Nasıl ya? Acil doktor danışma hattının adresini vermişler oğlum sen al işte. O ne be? Polisi mi arasak Sadi? Arayak. Ne diyeceğiz? Bilmiyorum işte. Onu bir bilsem şimdiye kadar 10 defa aramıştım. Bir de bu tiple hiç ciddi olmayız, inandırıcı olmayız yani. Aslında uzakta bir adres değil ha. Baksak mı Sadi? Bakayım be. Bizim ev bu. Nasıl lan? Vallahi billahi tam olarak benim evimin adresi. Hala. Zehra. Abi koş. Hala. Pınar. Hala. Pınar. Sade. Hala. Sade. Hala. Sade neredesiniz çocuğum? Zehra yok, sen yoksun. Telefonlarınızı açmıyorsunuz yavrum. Hala sen iyi misin? Pınar nerede? Pınar kim? Annemler geldi. Annemler mi geldi? Niye? Evladım baban İstanbul'a bedava bilet kazanmış şeyden yarışmadan. Bunlar da kalkmış gelmişler. Ben diyorum ki şu Zehra'nın işini de konuşur hallederiz ha. Hadi sen bir bak hadi. Tamam Sadeciğim tamam. Sen kal. Yani istersen geleyim de. Yok kardeşim ya. Ben bundan sonrasını kendim hallederim. Sağ ol vallahi bak. En olmadı karakola giderim. En olmadı Salih'i bulurum. Bir şekilde bir çaresine bakarım kardeşim. Anam baban gelmiş daha önemli. Sen içeri gir. Hasret gider. Hasret geçir. Git geçer gider Sadeciğim. Boş ver hadi. Hadi. Abi. Do you wish you can rest in your rooms, but 1 hour later we have to be in company of the meeting. After that we will have lunch together and enjoy the city. Acil nerede? Nasıl lan? Bu Ahmet'in ev adresi. Ayrıca bir şey söyleyeceğim. Cemcir. Ne kadar sallarsan salla, havuza düşüyor son damla. Sen lisedeyken de havuz problemlerini hiç sevmezdin lan. Şimdi ağ musluğu bir havuzu ne kadar zamanda dolduracak bunu göreceğiz. Gerçi benimki biraz musluk değil, yangın ortamı gibi. Kıskanma lan, kıskanma. Bu anı hapishanede çok düşündüm Murat. Çok hayalini kurdum. Yoksa zaten çok önceden tasarlardım kaçışımı. Ah, benim çok daha fazla sıvı tüketmem lazım. Çok daha fazla. Çok. Serkan! Var mı? Buradayım lan. Öküz. Oh. Aynı annemin limonatası. Senin cibiliyetini sikeyim ben. Bu da hiç ihtiyacı olduğu zaman gelmez ki. Bekle dur şimdi. Kötü adam Şön ajanı yakalar da tam öldürmek üzereyken filmin sonlarına doğru planını anlatmaya başlar. Sikeyim seni. Ha? Ajan piçi de fırsattan istifade kurtulur. Engeller planı. Yapayım mı lan sana öyle bir güzellik? Hayatını nasıl siktim? Anlatayım mı? Sikeyim seni. Önce direkt öldürürüm diye. Sonra niye öldüreyim? O beni öldürmedi ki.
Sadece işkence etti bana. Arkadaşsız bıraktı. Hayatımda kimse beni siklemedi Murat. Sayende. Ben de öyle yaptım. Daha iyiyim ben ya. Ama hep gücümü pis işler için kullanıyorum. Aslında benim gibi bir çocuğu ilkokul çağında alacaksın, NASA'ya göndereceksin. Astronot ol. Hapishaneden kaçtım önce. Sonra bir adamın karısını kızını kaçırdım. Yine olsa yine kaçırırım. Ben içerideyken manita yapmışsın. Bunlar boncuk boncuk mavi gözler. Bembeyaz, beyaz peyniri biter. Hastasıyım. Onu şirkete aldım tehditle. Sonra sen aradığın zaman ulaşamam merak et diye onun telefonunu çaldım. Sen de merak ettin. Çünkü her şey senin kontrolün altında olsun istersin Murat. Ben malımı bilmem mi? Aa kusura bakma mal dedim. Yarrak kafalı diyecektim. Geldin kuzu kuzu. Sonra kendimi tanıttım. Sen tabii endişelenmeye başladın. Acaba Pınar'a bir şey yaparsam diye. Yapmadım. Yapmam. Neden? Neden? Fatih. Bildin mi Fatih'i? Hani sen onu dövmüştün benim arkadaşım diye. Ama öldürmemiştin. Ben de öyle yaptım. Öldürmedim. Sonra arkadaşlarına geldi sıra. Yahu ne kadar dal yarrak arkadaşlarım var Murat. Aynı sen. Anında sattılar seni. Şeyi buldum. O ayrık dişli olan, hani tombalakla dolaşan. Ona verdim gazı. Doğru doktorun evine yolladım. Bıyıklıyı da peşinden. Sırf ağlamak için yalnız bıraktı mı seni? Bırak. Ona da kızma. Bu da benim yüzümden. Sonra Sırık. Evet, Sırık'ın ailesini köyden buraya getirdim. Ve sen tam da Pınar için endişelenirken seni yalnız bıraktı mı? Bıraktı. O da benim yüzümden. Ona da kızma. Ben benimle konuşmayan kimseye kızmadım Murat. Sana kızdım. Şimdi seni sidiğimde boğacağım. Ha, bu da nereden aklına geldi dersen. Yurtta kalırken hatırlar mısın? Bir söylenti çıkartmışsın. Altımı ıslatıyorum diye. Oradan geldi. Eğer altıma sıçtığımla ilgili bir rivayet çıkarsaydın... ...şu an ihtimal ki ağzına sıçıyor olurdum Murat. Haline dua et. Beterim beteri var. Çok yaratıcıyım. Ah. Beklenen yolcu geldi. Aslında bunu kaynağından sana vermek isterdim ama işte sterilizasyon. Daha iyiyim ben ya. Çok yaratıcı. Aa çişim geldi. Vallahi. Yolcu yolunda gerek. Haydi bakalım. Aç ağzını. Yum gözünü. Soktum. Lan puş sen kim boğuyorsun lan? Bunların hepsi benim tebaam. Muratçım benim bir iki saat işim var kardeşim. Ondan sonra gelip kurtaracağım seni. Bir saniye elini çöz. Abi oğlum çişim bir şeyin gelirse bırak gitsin ya. Saniye. Hala ne oldu enişten mi? Tut. Terbiyesiz. Kusura bakma ya şaşırdım ondan öyle dedim. Aslında şey diyecektim. Bayram değil seyran değil. Sen niye bana kahvaltı hazırladın? Sana değil bu kahvaltı bir kere. Git üstünü başını değiştir yüzünü yıka gel. Çabuk misafirimiz var. Misafir mi? Ne misafiri ya? Ne oluyor ya? Kaç kaç halamı bir misafir çağırmış. Kalkayım gelmeden kaçalım abi. Aman yakalandım. Hayır Zehra Hanım hiçbir yere kaçmıyorsunuz. Üstünüzü başınızı değiştirip derhal buraya geliyorsunuz. Misafirimiz var ona göre. Aa her şey halanız yapsın. Siz hiçbir hal beceremeyin. Tutku uzatmış peynirlerden de var. Nasıl hadi saçmalama dokümin aç kedisi ya. Çabuk olun gelir şimdi. Kim? Kim? Erkenciymiş bu çocuk. Ne oldu aniden? Ne oldu? Seni hiç sevmiyorum Tekin oğlan. Yani babanı tanımıyorum gerçi. Ona bir şey diyemem ama seni... Niyeymiş? Tipim değilsin. Sadi, bak Zehra yüzündense yaldızlı kravatımdan anlamışsındır. Benim niyetim ciddi. Ben de ciddi düşünüyorum oğlum. Ciddi ciddi sevmiyorum seni. Vallahi. Ha, bak film bitti. Senarist Tekin'le işiniz bitti. Şimdi ne güzel dünya. Sevmeyeyim. Oh! Sevme vallahi. Niye? Ben filmdeyken de sevmiyordum ki seni. Saygı duyuyordum ayrı konu. Senarist yani filmin önemli bir parçası ama... ...sevmek... ...ya. Olmaz. Beni sev.
Yiyen vereceğim oğlum ben sana. Yiyeni kucağına oturtayım, onu sev. Ne? Aman da sadece doyusunun kucağına. Aman da sadece. Hemen sıçtı. İşte altını temizlemeye bekliyor. Hemen sıçıyor. Al bunu karısı. Bana bak Tekin ona. Filmim, dizim var, bağlantılarım var. Bu sektörde yaşatmam lan seni. Öyle bebek mebek deyip gündem işgal etme. O izlediğin dizi var ya, oradaki bütün figüranlar benim canciğer arkadaşım, kankam, dostum. Kendim yorulmam, iki vakti kadar seni çok pis öldürürüm ha. Niye? Çünkü seni sevmiyorum. Yani sevgi eksikliğinden sana karşı olan. Dövdürürüm demeyelim de. Dövdürürüm. Demeyelim. Kırmasınlar da. Ben de daha senin öyle çok sadeyim. Proje de çok. Evet. Yani daha çok çalışabiliriz karşılıklı. Hani en baştan birbirimizi rencide etmeyelim bu kadar ha. Yani bak senaryo varsa ayrı. Senaryo varsa çok güzel. Hani senaryo varsa benim saygım artar. Ama sevgim... Sadi, beni sev! Sevmeyeceğim lan. Beni sev! Ya seveyim de sen kimsin? Tekin, ne yaptığını sanıyorsun sen? Lan kayınço! Ya ne yapayım kayınçomla kahvaltıda sohbet? Ne kayınçosu lan? Ne diyorsun sen? Tekin oğlum. Olmadı mı? Ha ben de burada halama atarlanmaya çalışıyorum. Adam kendi kendini davet ettirmiş ya. Ne yapayım? Hala davet etmeyince. Tekin, sen benim aileme sızma harekatımı yapıyorsun lan? Ha? Elinde baskın yapar gibi çiçeklerle gelmişsin. Katakulli mi çeviriyorsun lan arkamdan? Dur dur Zehra ya, o kadar abartma. Elinde senaryoları varmış, bir onları görelim sonra yine. Oğlum, ben senin ailenle tanışmaya çalışıyor muyum? Ha? Sen niye benim ailemle tanışmaya çalışıyorsun ya? Pınar'a getirip evleneceğim mi lan benle? Bir de geleneksel kodları tamamlamaya çalışmış. Şuna bak, bak çiçek almış, takım elbise giymiş. Hani çikolata nerede, çikolata yok. Estağfurullah. Ben kayık tabakta çikolatayı da yaptırmıştım da bu yokuşta çıkarken heyecandan yemişim ben onu. Hay Allah. Neyse oğlum, sen bugün git, başka zaman gelirsin. Olur mu çocuğum? Hadi. Ama domatesleri falan kestim o oka. Ben hallederim domatesleri, devam et. Bekleme yapma, devam et. Çok uğraştım bunu. Devam et ticari. Halacım, gidiyorum. Ne halacı mı lan? Ne halacı mı? Nereden halan oluyor senin ya o? Ben sana hala diyebilirsin dedim mi? O kadının bir adı var herhalde değil mi? İsmiyle hitap et kadına. Ne Cem, ne bağır, ne oldu? Niye bağırıyorsun? Bir adını biliyorum da ne diyeyim? Mahmut mu diyeyim, ne diyeyim? Adını mı biliyoruz halamızın? Adı ne halamızın? He. Ben gidiyorum o zaman. Git. Bir saat bekle beni Sedir'de. Öfkem daha geçmedi. Cırlama sen de. Öyle de gözlerini belertip bakma bana. Birisi bana senin için telefon açacak da elimde çiçeklerle ziyaretinize gelmek istiyorum diyecek. Ben de olmaz diyeceğim. Halanın, raconuna ters kızım bütün bunlar. Olmaz öyle şey. Bakma öyle belertip belertip gözlerini. Vay arkadaş ya. Hala diye diye kadının adını unutmuşuz değil mi? Zehra bizim dayımız var mıydı? Valla onu bilmiyorum da halanın adı neydi lan hakikaten? Rüstem abiyi burada saklayacağız. Fıtı 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 fıtı. Oğlum hazırlık da tamam mı lan? Yeminin suyunu aldın mı adamın? Ondan sonra mahcup olmayalım. İki ay yaşatırım ben onu burada. Ya sen rahat ol. Depoladım ben yemi. Sen. İki. Bumcuk Onur'un düğününü yapacağız. Fıtı 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 fıtı. Ne durumdayız? İşte konsept araştırıyoruz abicim. Malum önümüz yaz. Ben kır düğünü falan düşünüyorum ama o da bir şey söylemedi ki. Sıçtığımı topalığa hala arayacak. Bir haberi bekliyorum. Şimdi kır düğünü değil de bu Bumcuk daha çok halı saha adamı. O yüzden biz oradan düştük. Bana farkmaz abicim. Ha halı saha, ha futbol sahası. Üstü açık olsun yeter. Helikopteri yapabilirsem belediye otobüsü indireceğim sahanın tam ortasına. İçinde de Onur ve yengemiz. Ne alemde? İşte helikopterde bazı sıkıntılar var. Kalkıyor ama inmek bilmiyor abicim ya. İndirirsem sıkıntı bitecek. Çalışıyorum işte. Tabii indirmek her zaman zordur. Evet, neyse. O sende. Üç. Ahmet Kural. Fıtı 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 fıtı. Lan oğlum bu çocuğa ne yazacağım ben ya bu deli olana ya? Feride sorunsalı mı yazayım şimdi ben buna ne yazayım ya? Bana kalsa bunun kafasına bir tane koyalım. Feride falan unutsun başka türlü unutmaz bu. İstersen ben onun makinesini yapayım abicim hemen ha. Ferideli kısımları çıkaracağız hafızasından olacak bitecek. Şimdi aklıma geldi. Çipli Ahmet nasıl fikir ama? Lan spotless mic diyorsun ha. Çok güzel fikir lan yapabilir misin? Anasını bile çıkartırım hafızasından abicim. Sen yeter ki iste. Bir iki hücreyi yakacağız o kadar. Sayın başhekimimle o kadar beyin lobları üzerinde çalışmışlığım var. Ben de oy, sen rahat ol.
Tamam. 4 Murat. Fıtı 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 fıtı. Lan Murat'ın bence bir sorunu yok abicim. Seven adam kavga eder. Bence normal o. 4 o zaman 4 var mı lan? Sade var ama. Ne diyor musun? Ya işte bir sorun olduğundan değil. Senin bacanağın ya öyle aklıma geldi ya. Ha yok yok. Başka sorun ne? Emekli yıkıyorlar abi. Emekli yıkıyorlar. Emeği yıkmak... Yok oğlum onun için çok kalabalık olmamız lazım ya. Aman bizim halledebileceğimiz bir şey mi? Onu düşünelim, onu düşünelim. 4 Vallahi bu kadar abi. Sorun yok başka. Güzel, tamam. O zaman sen bunları sırayla yapıyorsun. Ben yengenle halvet olmaya gidiyorum. Biz beraber şey yapacaktık yani. Lan sok sok. Yengenle halvet olmaya gidiyorum oğlum. Türkçe lastikli bir dil ama ağzından çıkanı kulağın duysun lan. Ne diyorum ben? Çok özür diliyorum babacığım ya. Kusura bakma. Birazcık cinsel hayata saygı. Başka bir şey değil. Hazırla çiftliğim Cavit. Rüstem okey. Onur'dan haber bekliyoruz. Ben helikopteri yapayım o zaman ya. Ne yapıyorsun lan yavşak? Oo baba da buradaymış. Nasıl gidiyor evlilik? Hayırlı selalar. Şimdilik bir sorun yok Salih. Film bittiğinden beri ben zaten hep otelde böyle otururdum. Nasıl gidiyor lan? Bir sorun yok abicim ya. Ben daha eğitimsiz bekliyordum ama söylüyor gelince. Ne diyorsun lan sen göt? Hani adamın yanında böyle konuşup uylandırmayalım herifi. Neler yapıyor? Nasıl gidiyor? Helikopterde ilerleyemedim abi ya. Hani kalkıyor ama inmiyor demiştim ya. İndirmeyi başardım, bu sefer de kaldıramıyorum. Ama daha bir hafta var, her türlü hallederim ben o işi. Tamam, peki. Bu Ahmet'in makine ne oldu? Onu en sona bıraktım abicim ya. Rahat ol, o iş bende. Sen rahat ol. Emek? Hala sayımız az abi. Demek daha çok emek istiyor. Sen ne görüyorsun? Ya işte bu sigortacılara göstereceğimiz kırık kayık parçası var ya, onu yapıyordum ya. O zaman bütün işler hallolmuş, bendik bir durum yok. O zaman ben yengene. Ben de geleyim mi abi? Senin ağzını yüzünü sikerim lan. Sen nasıl insansın lan? Lan oğlum ben ne diyorum lan? Yengene gidiyorum ben. Yavşak. Vallahi ya bunlar nasıl insanlar? Birazcık yaşlılara saygı. Başka bir şey değil. Senin de vaktin doldu o zaman. Nasıl yani ya? Kendini hiç üzme evladım. Salih işte. Kendini kara kalemle çizilmiş bir gökkuşağına benzeten adam. Önce Ahmet'ti, sonra Vedat, şimdi de sen. Büyütüp uçurdu sizi yuvadan. Sonra da kim bilir kimler olacak. Yok ya ne uçması. Ben daha yürümeyi yeni öğrendim ya. Salih abi bu işte. Tohumlayıp tohumlayıp hevesini aldıktan sonra bırakır ya. Salih abi bırakmaz mı? Salih abi. Vedo, sence ben manipülasyona açık biri miyim lan? Ne abi? Oğlum, Ahmet, Salih, Onur, kim ne derse yapıyorum lan ben. Oğlum benim bir dükkanım var lan, ben esnaf adamım lan. Günlerdir dükkanımı açmıyorum ben Vedo. Yok adam kaçırmaydı, yok soygundu, haftalardır insanlıktan çıktım lan ben. Şimdi söyle bakalım, manipülasyona açık biri miyim, değil miyim? Olabilir abi. Rakının tadını bile alamıyorum artık Vedo. Biraz duralım Allah aşkına. Daha içmeyelim ya. Abi o zaten rakı değil ya. Rakı bitince ben sütü sulandırdım. En azından görüntüden kurtaralım diye. Allah belanı versin Vedo. Abi niye öyle diyorsun ya? Burası neresi lan? Oğlum burası benim evim değil lan. Biz neredeyiz oğlum? Depresyondayız abi. Abi sen ben sevdim eller aldı türküsünü biliyor musun? Ben yazdım lan o türküyü. Ne diyorsun ya? Hey! Vallahi benim Allah'tan hep bir yediğim vardı böyle senin gibi yıkılmıyor ha. Vedo lan. Lan gideyim kapısına. Gitme Feride diyeyim. Gitme. Ülke tababedinin sana ihtiyacı var. Gitme diyeyim ya. Ama abi bak bunları konuşmuştuk. Ahmet abi için bile durmuyor. Seni sikler mi ya? Sikmişim Ahmet'ini. Ahmet kim lan? Yerim oğlum ben Ahmet'i. Çiğ tavuk gibi yerim hem de. Benim 6 tane personelim var oğlum dükkanda. 5 tane de kotum var benim. Ahmet gibi çulsuza mı kaldı Feride? Eskiden ne güzeldi be Vedo. Kadınlar insanların böyle erkeklerin vücuduna bakarlardı ya. Şimdi varsa yoksa yakışıklılık. Ya yakışıklılık da kalsa lan anasını satayım öyle doğuyorsun yani abi. Ama vücut öyle mi? Bir emek var ortada, bir çaba var ya.
Ama işte günümüz kadınları böyle hep bir yüzeysel, hep bir tüketici. Vallahi doğru söylüyorum. Ne varsa eskilerde var ha. Dur bakayım, ben bugün huzur evine benim fındığın yanına bir uğrayayım ya. Feride'yi vurayım mı lan ben? Vurmak derken? Vurmak işte. Aman abi. Kendimi vurayım Bedon. Yok artık. Seni vurayım Bedon. İyi. Abi yalnız sen birazcık manipülasyona açık gibisin ha. Evet, biraz öyleyim. Lan! Koy yerine. Tamam. Sen ne işimiz var bizim demirciler sitesinde diyorsun? Deme. Yani adamlar dükkanı buraya açmış. Ben ne yapayım? Filmin foley kayıtlarını demirciler sitesinde yapamayız mı diye. Ha. Foley kaydı ne diyorsun? Anladım. Çorapçıyım oğlum ben. Bilmediğimden soruyorum diye de ekliyorsun. Anladım. Şimdi canlı çekemediğimiz sesler yok mu? Var. Ya da sonradan eklemek istediğimiz. Atıyorum tekerlekli sandalyenin tekerlek dönerken çıkardığı ses. İşte onu yapmaya foley deniyor. Ben de bilmiyordum. Yeni öğrendim ama öğrendim işte. Ha, sen şimdi bu iş kaç para diyorsun? Merak etme. Kelepir düşürdüm. Yani 3 simit parası gibi düşün sen. Ama simitler arabadan değil, saraydan. E idare et ne olacak? 3 günde simit yemeyelim. Survivor lan burası. Şişir su yaptırmayın bana. Nasıl iptal olur ya? O kadar repliğim vardı benim. Hiç konuşturmamışlar beni koca bölümde. Vallahi bize gelen not öyle. 4 bölüm öncesinde size laf atmışsın repliklerim uzun diye. Keser döner, sap döner böyle. Ya ben onu şaka maksadıyla ama ya. Ya insanlık mı bu ya? Resmen bütün repliklerimi kesmişler. Bir saniye de hiç konuşmuyorum ya. Vallahi git özür mözür dile kardeş. Bizle alakası yok. Dileyim mi? Dilesin mi? Yiyeyim bari. Hadi kolay gelsin. Eyvallah. Şenol ve Hakkı Beyler değil mi? Evet. Oh be. Sonunda barışabildim ha. Buyurun siz şöyle. Buyurun. Buyurun. Vay vay vay. Maşallah maşallah. Güzel yer olmuş. Fet, al. Memleket neresi? Memleket derken? Valla ben şimdi baba tarafından Adanalıyık. Biz anne tarafından da Sivaslıyık. Kardeş hemşeri sayılırız. Yapın bize güzel bir şeyler indirin falan da ayağımız alışsın ha. Kardeş. Ya daha derdimizi anlatmadık Şenol Bey. Hakkı sen bir dur ya. Sen bir dur. Biz esnaf esnafa karşılıklı çay içeceğiz, konuşacağız, anlaşacağız. Öyle değil mi? Söylemesi ayıptır. Ben de çorapçıyım da. Sonradan katıldım bu işe. Hangi konuda anlaşacağız? Şimdi canım kardeşim, bizim bir filmimiz var. Çekimi bitti, hazır. Ellerinizden öper. Hakkı tutturdu ki Hakkı yönetmenimizdir kendisi. Hakkı Şinasi be. Benim. Tutturdu bu. Yatıyor, kalkıyor. Foley kayıtlarda foley kayıtlar. Sabah foley kayıt, akşam foley kayıt. Biz de kalktık geldik buraya. Ne olacak bu foley kayıtlar? Hı? Şimdi kendisi çorapçı olduğu için foley falan bilmiyor. 2 saat anlattım, zor anladı. Anladım. Neticesinde artı bir de bizim haytalardan biri karakter ismine oyuncu adıyla seslenmiş. Nerede bunlar? Sümeyye, Zeynep ile Erol nerede? Şimdi onun seslendirmesi olacak. Yani tuplajlanacak o. Daha detaylı bilgi verseniz. Daha detaylı. Hakkı davran. Şimdi misal, arabadan müzik sesi geliyor. Ama hep aynı seviyede. Ben istiyorum ki araba yaklaştıkça müzik artsın, uzaklaştıkça düşsün. Misal yani. Dolby Surround mı olacak film? Orhan Gencebay olacak. Ama eski dönemleri daha akillenmemiş yani. Hangi yıllarda geçiyor hikaye? 60'lardan günümüze. 60'lar derken o zaman politik film. 60'lardan günümüze ülkenin gelişimi. Yani 60'lardan günümüze bir orospu çocuğunun hikayesi de diyebiliriz. Yani okumaya açık. Bütün seyirci gelebilir. İster okumuş gelsin, metafor desin, ister ergen gelsin, küfür öğrensin. Herkese açık kapımız. Hepsi gelebilir. Gelsin, bilet alsın, izlemese de olur. Kendi bilir yani. Vallahi gözlerinizden anladım ben. Evet, Hakkı çıkar kasetleri. Kardeşim uzat elini.
Tokalaşın, bu kasetleri bir haftaya bize hazır edin, tamam mı? Ben daha Mert'e gidip sinema salonu anlaşması yapacağım. Anlaştık mı? Yanınız. Biz fiyatta ucuz, kalitede pahalı diye size geldik. Hadi kalitede de ucuz olsun. Ama fiyatta pahalı olursa bozuşuruz. Feydat kardeşler. Anlaştık o zaman. Söyle bir fiyat. Kaç? Kaç? Üç. Üç ne? Simit. Simit ne lan? Yanında da peynir. Ama saraydan, saraydan simit. Hadi hadi. Tamam tamam. Anlaştık. Oldu bu iş. Oldu. Hadi. Al bunu. Eti sizin, kemiği bizim. Hadi bakalım. Yani senin anlayacağın tam çıkacakken adam dönüp kadına bir bakıyor Mesut. Yemin ediyorum içim parçalanır lan. Ama kadın da boş değil yani. Elinde bir tane mendil var, habire burnunu çekiyor. Ağlıyor ama belli etmemeye çalışıyor. Bunlar zamanında birbirlerine sevdiklerini söylememişler Mesut. İkisinin de içi içini yiyor ama tek laf etmiyorlar. Sonra? Sonra işte uyandım, annem süt yapmış Mesut. Dinlemiyor musun oğlum sen beni? Anlattım ya o kadar. Robot dedim, bücük dedim. Adam robotları çağırıyor, uzaylılara karşı savaşıyorlar, çarpışıyorlar yani. Bildiğin dünyayı kurtarıyorlar oğlum. Ama işte antenleri aç. Sonra finalde Mesut, bunlar bir öpüşüyorlar, adam kadının ağzına bir yapışıyor. Görürsün, zannedersin zam. Ama hasretle öpüşüyorlar. Abi, sen iyi değilsin ya. Robotlu uzaylı filmi sen nasıl anlatıyorsun ya? Bir Nick Sarlı'nın galaksi rehberi. Elin Amerikalısı orada dünyayı kurtarıyor. Sen burada takılmışsın French Kiss'e. Mesutcuğum. Sanki. Dünyayı sevgi kurtaracak Mesut. Azımsama lütfen. Diyorsun. Ben gideyim o zaman. Bir dakika, bir dakika Mesut. Ne diyeceğim ya? Acaba diyorum şu kadar bir arasam mı ya? Ya çok üzerine gitmek, daraltmak, bunaltmak istemiyorum kızcağızı. Ama işte hiç aramasan da olmaz. Arayayım mı? Yok abi, iş arıyor. Şimdi tersler mersler hiç bulaşma. Zaten hala sinirli. Ben de sinirliyim oğlum. Ben de sinirliyim. O da beni aramasın o zaman. Kimse kimseyi aramasın amına koyayım. Nasıl barışacağız oğlum biz o zaman? Allah Allah. Hayır, merakımdan soruyorum. Ya abi sen büyüksün ya, sen ara. Ama şimdi değil. Tamam hadi. Bir dakika, bir dakika. Büyük derken sen bana yaşlı mı diyorsun lan? Karakter olarak Murat abiciğim. Sen nereden biliyorsun lan Pınar'la ilgili şeyleri Tenten? He? Yok Pınar sinirliymişmiş, yok iş bulamazmışmış. Dök bakalım ağzındaki baklavayı. Anlatırım ama kızmak yok. Ney? Ya abi bu manyak resmen bana dadandı ya. Bunun hiç arkadaşı yokmuş ya. Benmişim tek arkadaşı. Sabah öğle akşam gece gündüz yemiyor içmiyor beni arıyor ya. Yok Murat şöyle dedi. Yok Murat şöyle bir herifin teki. Herif? Ya ben hayattan soğudum resmen ya. Bir kadının en yakın kankası olmak ne kadar zor bir şeymiş. Dün gece bana yeni bir pet markası sordu. Pipet ne lan? Pet, pet. Pet. Ben orada çaktım durumu. Ne diyorsun la bebe? Ne diyorsun be? Arada sen varsın diye bir şey de diyemiyorum zaten. O zaman şey yapmayalım ya. Ben bu kızcağızı arayayım ya. Hasretinden demek ki kafayı yediyse. Bilmem ben. Hallet şu işleri. Hayır sorun da bir arkadaş, anlat anlat bitmiyor dertleri. Hallet şu işleri. Gidiyorum ben. Ağzından çıkanları kulağın duysun. Resepsiyonist misin? Postacı mısın belli değil. Yürü git. Hallet. Halvet ne lan hayvan? Neyse şimdi ben sinirlenmeyeyim, şunu bir arayayım ya. Hayırlı olsun. Fıtı fıtı. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Evet. Lan işte şimdi açmıyor bak. Hayret bir şey. O ne lan? Senin var ya. Alo, Mesut. Alo Pınar. Bebeğim, sen niye benim telefonlarımı açmıyorsun bakayım? Murat, yeni bir iş buldum ben. Hadi ya. Hayırlı uğurlu olsun. O zaman ne zaman kutluyoruz? Mesut'u versene sen bana bir. Sen istiyor Mesut. Sen ne yapayım? Ne nereden? Ha, konuş, konuş. Selam. Ne? Ha, tabii. Tabii olacak öyle, tabii tabii. Haftada 7. O ne lan? Ha, tamam, tamam, tamam. Bay bay. Seni istiyor. Mesut sen var ya, bittin, bittin. Alo? Hadi gel, kutlayalım. Tek mi geleyim? Tek geleyim ben değil mi? Hadi, kapat, kapat. Özelime de ortak oldun köpek. Al şu telefonu. Sinirim bozuluyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Murat. Ne içersin? Çay, kahve, kola, gazoz. Ben ısmarlıyorum. Madem kutlama yapıyoruz. Önce biraz konuşalım. Acelem var zaten. Heh, işte konuşmaya başlamadan ben hemen özür dileyeyim.
zamandan kazanalım. Özür mü dileyecektin? Evet ya. Bugün seninle biz atıştık ki ondan sonra ben doktora gittim Pınar. Empati eksikliği başlangıcı varmış bende biliyor musun? Hatta o gün başlamış. O yüzden dolayı hayvanlığım için özür dilerim. Ha, bak bunu hiç beklemiyordum Murat. Yani senin de o gün muayyen günündü. O yüzden manyaklık ettin. Onu da benim düşünmem lazımdı. Yani hesaplamam lazımdı böyle bir şey. Murat, çok man kafalısın biliyor musun? Estağfurullah. Tıpkı Mesut'un anlattığı gibisin. Mesut ne anlattı ki sana benimle ilgili? Her şeyin abartılı işte Murat. Ya varsın ya yoksun. Ya siyahsın ya beyaz. Bildiğin öküz yani. Mesut benimle ilgili sana bunları mı söyledi? Kızarsın, küsersin, birden seversin, kıskanırsın, sonra ağlarsın, sonra gülersin. Mesut nereden biliyormuş ya benim ne yaşadığımı? Müneccimcide mi çalışmış? Ben şunu gideyim bir bulayım, hesabını bir arayayım bakalım. Daha ne istiyorsun dedi bana ya. Tam senin tipin. İş buldum ben. Vallahi mı? Hayırlı olsun bakalım hadi. Dur tahmin edeyim. Part time? Yani sayılır. Hani günde 3 saat mesai. Saatleri belli değil. Çağrılınca gidiyorsun. Bebeğim çok güzel. Tam istediğin gibi işte. SSK'sı var mı? Ha yok. Yemek parası? O da yok. Daha yani yemek problem olmaz dedi patron. Ücret? Gerçi sen böyle harçlık gibi falan düşünmüştün ama. Yani pazartesi salı tatil. Bazen hafta sonları 6 saat mesai olabiliyormuş ama ücreti katlıyor o da. Çift ücret. Ha aynen öyle. Ve günlük 600 lira. O nasıl bir işmiş ki ya? Heyecandan sıramadım kız. Nasıl bir iş bu iş? Yani tam belli değil de ama böyle kabaca yabancı şirket yöneticilerini burada ağırlamaca falan. Hani benim İngilizcem var ya, ondan seçmişler beni. Değil mi Pınar? Şu coğrafyada İngilizce bir tek sende var ya, o yüzden demek ki. Valla 3 saatte o para iyiymiş ya. Ama işte saatleri belli değil. Yani misal bugün öğleden sonra var ama yarın gece olabilirmiş. Hani böyle adres veriyorlar, ben gidiyorum, 3 saate bitiyor iş, peşinde 600 kağıt. Yeme de yanında yat. Bir dakika, bir dakika. Bunu sana kim dedi? Patron mu dedi? Cümle içerisinde patron seninle konuşurken yatmak kelimesini kullandın mı Pınar? Yo, onu ben söyledim de ama yani öyle değil mi? Piyango gibi iş. Değil işte. Milli piyango gibi Pınar. Acaba diyorum şu şirketi bir araştırsa mıydık? Ya ne araştıralım Murat? Yani ben bir ay çalışırım, bütün okul harçlarımı çıkartırım ya. Ama işte bebeğim öyle değil ya. Bu işte bence bir iş var. Neyse ben gidiyorum zaten. Bebeğim. Ne bu? Vallahi aklıma bir şey geliyor ama o değildir. Bilmem. Ne o? Samuro. Ne lan? Güney Meraz Ece'nin filmi filmler ya. Peki bu ne? Bilemedim. Ne o? Pardon. Dözgü bu. Buradaki başı. Sesleme yaya, o kelimesini sesleme yaya attık. Onun kılımını alacağım. Aha! Onur'um burada mısın ya? Buradayım abi. Benim filan arkadaşlar yeni yeni görüşme yapıyorum. Onurcuğum, haftaya düğünüm varmış. Hiç söylemiyorsun kardeşim. Kaç kere önünüzü? Kısa aşağı ettiniz amca. Söyledi, söyledi. Hem de kaç kere. Tamam lan uzatmayın Allah Allah. Bir durun bir şey söyleyeceğim. Ben dün yine bir karar aldım. Sık sekir lan. Ne oluyor lan? Ne kadar? Ben sizin kararını dinlediğiniz zorunda mıyız ama değil mi? Oğlum bu sefer farklı. Bu sefer ciddi. Şaşkın ya. Hadi söyle bakalım. Onurcuğum, kendimi sevenleri birleştirmeye adadım. Sevenleri ayırmasınlar diye bir mottom var. E'si Onurcuğum, haftaya düğünüm varmış. Hani en yakınımdan başlayayım dedim. Bir isteğin olur, bir eksiğin, bir yediğin olur. Yaparım bilirsin. Söyle hemen yapayım. Hallediversin Ahmet abi. Söyle. Abi düğüne kadar, eksiğine kadar. Bana sağ olasın sen. Gelirim zaten Onurcuğum da hani para olur, bir şey olur. Yaparım bilirsin. Şöyle yapayım lan. Azıcık da Salih abiyle gidiyor. Nazım abi bana bir yanlış aldım yalnız. Bana bu ayakta kabuslarına mı gidiyor? Ya oğlum hiçbir şey gerekmiyorsa şahidim bahidim olayım lan. Ha? Yaparım bilirsin. İstersen şahidim olayım senin. Bu adam kim diye soran olursa eski bir şöntü dersin. Abi bayram ömrümüz müsaadımız ya. İnan bana çok isterdim. Çok ayak olur. Ben zaten öylesine şey ettim. Abi sen sen neredesin? Murat da Pınar dedi. Darkınlarmış. Hakikaten doğru söylüyor lan. O zaman gideyim onları birleştireyim. Dur dur. Ama ya arkadaşlar bize çarpacak. Gelir mi abi? Ayrıca gelir sesim. Gelir mi bana? En çok paraya gelir. Şahit olur. Ha sen bizi de şahit yapmayacaksın yani ha? Lan kalk gidelim. Buyur Salih abi. Acil beni çağırmışsın. Hadi ne diyeceksen de daha Zeynep'e gideceğim ben. Ya dünü bir otur oğlum ya. Zeynep de gelecek. Sen bir otur hele.
Zeynep de mi gelecek? Niye? Ben çağırdım. Niye? La oğlum işte double date lan. Double double dateleşiriz. Hesabı kim ödeyecek abi sormasaydın? La yengen Kamil ödeyecek oğlum. Sen ne bir heyecan yapıyorsun? Abi bizim ortalıklarda gözükmememiz lazım. Hep sen de mi Sadi? Hep sen ya. Azıcık paylaşımcı ol la. Tek çocuk musun sen? Zehra da var biliyorsun işte. Şimdi bana sülaleni anlatma gözünü seveyim ya. Dünya senin etrafında dönmüyor Sadi. Bir şey anlatacağım la. Bir dinle. Daha gideceğim kırık sandal parçası yapmam lazım. Seni dinliyorum Salih abi söyle. Şimdi biz yengenle kavga ettik. Ondan çağırdım sizi. Hadi ya. Beni niye çağırdın abi o zaman? Ya oğlum bir dinleyin işte. Kim haklı kim haksız siz karar verin. He. Sana destek atayım yani. Oğlum bir dinle, bir bak. Haklı haksıza karar verin. Yani bir yol yordam gösterin. Yani çözülmez bir şey değil Sadi. Daha bu bizim ilk kavgamız. Ama bak, söylüyorum. Eğer barışmazsak bu sefer bırakırım ben bu kızı. Bırakır mısın? Tabii ya. Çekemem bu yaştan sonra böyle çocukça hareketler. Kaç yaşında adamım ben? Kaç yaşındayım ben? Salih abi, Allah aşkına ne yaptın ya? 200 dolar falan muhabbet değil mi abi? Yok lan. O kadar basit bir şey değil oğlum. O kadar basit değil. Susalım şimdi. Bak, güzeller güzeli Kamil geliyor. Abi sen bunları nasıl ayırt ediyorsun ya? Oğlum üzerine kokumsunmuş. Kendi kokumu aldım. Merhaba yenge. Tamam. Zeynep yoldaymış, geliyormuş. Siz başlayın dedi. Bekleseydik ya. Sadece senin arkadaşın Salih. Kesin senin tarafını tutar şimdi. Ya yok biz başlayalım. Bu kazayla benim tarafımı tutacak olsa döner o tarafı benim gözüme sokar ya. Biz başlayalım. Peki. Dün Salih bana geldi. Ne yaptı? Terbiyesiz, ahlaksız bir teklifte mi bulundu? Yok ya. Dün geldi para istedi benden. 200. Dolar. Yuh. Yuh. 200 bin lira. Yuh. Bin tane eder ya. 365. Sen 2. Lan oğlum bir dinle. Vermeseydin yenge. Vermedim tabii ki de. Genel meyhaneye 200 bin TL yatırılır mı Sadiye? Allah aşkına sen söyle şuna. Yavrucuğum, meyhane dönmüyor. İçindeki döner dönüyor. Ben niye bunu anlatamıyorum ya? Yani şimdi Salih abi, yenge haklı. Döner meyhane fikrini 200 bin lira gömmek biraz riskli bir yatırım. Tamam, peki bu ne dedi? Ne? Onunla evlenmezsen vermezmiş parayı. Ne? Ne? Ben de öyle dedim ya. Ya dedim sen Salih abini... Onda abi pek hoş olmadı. Sen Salih'i 200 bin lirayla kandırabileceğini mi sanıyorsun dedim. Ya nasıl abi? Yok efendim beni çok seviyormuş da, yok efendim bensiz yapamazmış da, yok efendim ben onu o kadar çok sevmiyormuşum da, başka çaresi yokmuş beni elinden kaçırmamak için. Ya rezalet ya. Vallahi rezalet. Yetiştin mi? Hallettiniz mi? Hallettik Zeynep gel. Sadi, sen neden ağlıyorsun? Şansım var. Ne kadar da tatlı, bir o kadar farklı. Ne kadar da pişkin hayata ilişkin.